Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zihin bulandıran geometri sorularımızın kaçıncısındayız? Yedincisindeyiz. Hazır yedinciye geldik, bu da Antalya'ya gitsin dedik ve bu soruyu birazdan çözeceğiz. Şimdi sorumuz öncelikle çok güzel. Eğer çözmek istiyorsanız videoyu durdurup uğraşabilirsiniz. Ve cevabı bulana kadar da yoruma yazabilirsiniz açıkçası. Çünkü merak ediyorum, acaba siz hangi yoldan çözdünüz diye. Ben şöyle farklı bir yol deneyeceğim. Şimdi önce sorumuza bakalım. AB kenarı ile CD kenarı birbirine eşit verilmiş. 20 derece ve 80 derece var. X kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar, normalde ben nedir? ABC üçgenine baktığımda tepe açısı 20 derece olan bir neyle karşılaştık? Bir ikizkenar üçgenle karşılaştık. Hemen bunu aslında şöyle bir şey gösteriyorum size. Şöyle 20, 80, 80 olan bir ikizkenar üçgenimi yazıyorum. Bak, 20 tepe açısı. Sonuçta şu iki kenar birbirine eşit geldi. Sebebi buraya 80 yazdığım için 80 ile 20'yi topladım. 100, 180 eksi 100, 80 derece. Bu sayede taban açıları birbirine ne geldi? Eşit geldi. Şimdi benim aslında burada isteğim şu. Burada öyle bir şey yapmalıyım ki işte o bizim sentetik geometri dediğimiz kısım burada işimize yarasın. Yani ne demek bu? Ben normalde buradan şöyle bir şey yapabilirim. Eşkenar üçgenler oluşturabilirim. Sonuçta sorunun herhangi bir yerine bir müdahale etmeden, bakın şöyle bir şey yapıyorum. Şu şekilde birleştirdim ve kırmızılar birbirine eşit. Şu kenarın eşitliği doğrultusunda bir eşkenar üçgen ortaya çıkardık. Anlaşıldı mı? Yani iki çizgi ve tam şuradan iki çizgi görebilirsiniz. Peki burada nasıl bir işlem yapabiliriz? Gelin hep beraber şöyle başlayalım. Şu 80 derece tamamıydı. Şuraya ben 60 derece diyorum eşkenar üçgen olduğu için. 60 olması için ne yazarsınız arkadaşlar? 40 derece yazarsınız ve aynı şekilde buraya da ben 60 derecemi yazdım. Peki buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Fakat bundan sonra biz bu 40 dereceyi bulduk. Bu arada 60 dereceyi yazdık ama şu yanına da neyi yazmıyoruz? 20'yi unutmuyoruz. Bu sayede 20, 80, 80 ikizkenarlarını da ortaya çıkarmış olduk diyebiliriz. Sonra buradaki 40 dereceye baktığınızda bakın. Buradaki 40 dereceye baktığınızda 40 derecenin sağındaki ve solundaki kenarlar ne oluşturmuş? Eşitlik oluşturmuş. Yani ben şuradan itibaren bir iki çizgi görüyorum ve buradan itibaren de bir iki çizgi görüyorum. Burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Hemen şu tabandaki kenarları birleştireyim ki burada bir tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen yakalayayım. O zaman tepe açısı 40 derece olan ikizkenar üçgende 180'den 40 çıkardım. 140, 2'ye böldüm 70, 70. Şuraya da ne yazdım? 70 derece ve 70 derece olması için buraya 10 derece yazdık. Doğru mu? Şimdi bu yaptığımız her şeyi, bakın bu yaptığımız her şeyi şöyle göstereyim. Biraz daha büyüttüm sizin için. Bunun üzerine uygulasak, bakın. Şöyle uyguluyorum. Buradan bir eşkenar üçgen çektik. Hatırlıyorsanız ilk başta. Hem tekrarını yapalım. Eşkenar üçgenin diğer kenarı şu oldu değil mi? Ve peki bu 20 derece, 80 derece ve 80 derece olacağı için BC de aynı zamanda buna eşit geldi. Tamam. Şimdi şurada ben kaç derece olduğunu biliyorum? 20 derece olduğunu biliyorum. Sonra ben şuradaki 60 dereceyi yazdıktan sonra ve şuradaki 40 dereceyi yazdıktan sonra şurada bir ikizkenar üçgen yakaladık. Mesela ben buraya T dediğimde TC ile BC, TC Türkiye Cumhuriyeti ile BC birbirine ne geldi? Eşit geldi. Sonra dedik ki B ile T'yi birleştirelim. Sonra tepe açısı 40 derece olan ne oluşturduk? Bakın ikizkenar üçgen oluşturduk. Sonra 70'i buraya yazdım ve onu da buraya yazdım 70 olması için. Şimdi buraya dikkat. Şimdi elimizde şöyle bir şey var. Sadece şuradan göstereceğim. Tek çizgi olan kenarı şöyle boyuyorum bakın. Tek çizgi olan kenar DC'ydi. Sorunun en başında bize verilen uzunluktu. Aynı şekilde AD'ye eşit olduğu için bunu da boyuyorum. Böyle zamanım var. Şöyle hem siz daha net görün diye boyuyorum. Sonra ne yapalım? Kırmızı çizgi olan yani AC kenarı eşkenar üçgenden AT'ye eşit. Aynı şekilde TC'ye eşit. Bakın AC kenarı eşittir AT kenarı, o da eşittir TC kenarı. Şimdi buradaki bilgiye göre bir de şunu yapsam kendim kırmızıyla yapıyorum. AC kenarıyla bu sefer AT kenarını bu şekilde birbirine eşit olduğunu bildiğim için şöyle boyadım. Tamam mı? Şimdi buraya dikkat. BAT üçgenine bakın. Bakın BAT üçgenine bakın. Ne var? Şurada 150 var değil mi? 20 var, 10 derece var. Ve siyah eşitlik 20 derece, kırmızı eşitlik. Kenar, açı, kenar. Unutmayın bu dediğimi.
Peki BAT üçgeninin dışında DCA üçgenini de yazarsam, DCA üçgenini şöyle bir benzerlik işareti eklediğimde, bakın sonuçta DC'de de ne var? Siyah çizgi var. Doğru mu? Sonuçta ben bunu bu şekilde doğru yazdık mı? DCA BAT. Tamam, doğru. Şimdi DC ile bakın ne oldu? AB birbirine eşit oldu. 1 ve 2 okuyun. 1 ve 2 okuyun. Eşit oldu. Sonra 2 ile 3'ü okuyun. 2 ile 3'ü okuyun. Birbirine eşit oldu. Biz benzerlikte zaten bu şekilde yapıyoruz. Bilmeyenler varsa buradan da söylemiş olalım. Tamam mı? Neyse. Bunları yaptıktan sonra peki ortadaki açılara baktınız mı? Bakın burada 20 derece var. Burada da 20 derece var. Yani o kenar açı kenardaki mantık burada uygulanmıştır ve diğer açılarda üçgende benzerlik uyguladığımız için diğer açılar da birbirine eşit olacak. Bu sayede ben şurada bir topladığımda 150 derece buluyorum ve getirip şuraya 150 derece yazabilirim. Ve ben bu 150 dereceye yazdıktan sonra zaten bunlar bir eş üçgen haline geliyorlar. Hani benzerlik benzerlik diyoruz ama benzerlik oranı 1 olduğunda arkadaşlar biz artık üçgenlere eş üçgenler diyoruz. E ben buraya 150 yazdım. Şuraya da 10 derece yazdım. İsterseniz iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir mantığıyla gidin. İsterseniz de x artı 150 derece eşittir 180 derece. X buradan 180 eksi 150'den kaç gelecek arkadaşlar? 30 derece gelecek diyebiliriz. Yani cevabımız 30 dereceymiş. Yani soruya başlamadan önce tek bir renk vardı. Soruyu bitirdiğimizde böyle rengarenk oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Bu bir sentetik geometri sorusudur. Yani sentetik geometriden kastımız, bu videoyu ilk defa izleyenler için söylüyorum. Dışarıdan soruya herhangi bir müdahale etmeden eğer soruya ek bir çizim yapıyorsanız arkadaşlar buna biz sentetik geometri diyoruz. Çoğu sorular bu şekilde çözülebiliyor. Kimine göre zor sorular, kimine göre bütün sorular bu şekilde çözülebiliyor. Deneyerek görebilirsiniz. Meraklıysanız bu tarz şeylere uğraşarak, kurcalayarak emin olun siz de kendinize ait bir özelliği, bir formülü, bir soruyu çözebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.